O günü bekliyorum işte yani. Bir denk gelelim. Çekeceğim pompalıyı. Bir boka yaramayacak. Olsun. Onlar ne anasını satayım. Siz ne iğrenç bir şeysiniz. Bebekler akıyor her yerden anasını satayım. Ama bana saldıramıyorlar galiba ben bunu açarken. Eyvallah, iyi geceler. Al işte, işe yaramadı. Oraya kadar getirene kadar beklemeseydiniz bana. Ulan çok da fazlalar, mayın gibiler etrafta. Ha, canım gitmiyor üzerlerine basınca. Ezebiliyorum lan. Bir dakika, çok tatlıymış. Gel lan buraya. Hepinizi ezeceğim orospu çocukları. Daha var mı? Sen de gel lan. Tamam. Boşuna kaçmışız be oğlum. Ezerek zaten ağzına sıçıyormuş. Allah aşkına aç şu kapıyı artık. Elimde derman kalmadı. Space tuşunu çöktük. Space tuşu diye bir şey bırakmadık. Biraz pompalı mermim var. Revolverimin durumu fena değil. Çok yancı, yani destek oklar var. Böyle çok bir şey kazandırmıyor ama işte şey falan veriyor yani. Dondurma, stunlama, sersemletme tarzında şeyler. Ne zaman OY4 oynayacaksın? Duyurulduğunda. Yine mi bebekler ya? Ama bu herhangi bir hasar almadan ezebiliyor oluşum çok hoşuma gitti. Böyle bir şeyin olduğunu bilseydim gram bir şey yapmazdım yani. Ama burada büyükleri var bu sırada, ses geliyor. Direkt beni fark ederek mi geliyorsunuz ibneler? Arkasını döner mi acaba? Pek dönecekmiş gibi görmüyorum. Ya of. Yine bebekler ya. Sniper mermisi geldi. Aa, hepsi birleşiyor, bir büyük oluşturuyor lan. Artık ölür müsün? Bunların bir araya gelmesini engellemem lazım. İğrenç yaratıklar, gelin amına. Bebeğe bastı. Harbi bebeğe basıyoruz ya. Geldiğimiz noktaya bak. Öldürme koş da işte önüne çıkıyor. Ya da belli oranda hasarı eyvallah diyeceğiz yani. İleride ne var lan öyle? Ha, ağzına kazık girmiş. Şirk kaynıyor mu? Ne şirki ya? Burada kazıklarla ilgili bir şey var ama. Mağara notu. Çok derine indim ve tabii ki tuzak vardı. Sofya bana durmamı söylemişti. Hem de defalarca. Fakat gerçeğe çok az kalmıştı. Biliyorum etrafta birkaç zorlayıcı engel olacaktı ama yine de çok yakındı. Çok ufak bir yel geldiğini hissettim aralık olan kapıdan. Bu kapı dışarıya doğru bir çıkıştı. Bulduğum bu tabak veya tabaka, plaka neyse.
Oraya tam denk geliyor gibi duruyordu. Tam boşluğa oturacak şekilde. Belki de bu bir anahtardı. Ama ne yöne gidiyor? 50'ye 50 durumum vardı. Ben kendimi burada resmen bir sonsuzluğa kaptırmış gibiydim. Bu şeyi veremiyordum. Çözümü seçimi yapamıyordum. Sofya, eğer buradan çıkmayı başarırsam seni tekrardan kollarıma alacağım. Haklı olduğunu söyleyeceğim ve gitmene asla izin vermeyeceğim demiş. %50-50 de birader. Yazsaydın nereye çevirdin de biz de bilseydik. Hayvan, sağ yapacağım, sol yapacağım deseydin bari. İnsanlık için bu kadar mı şey kalır insan? Kadar mı vasıfsız olunur? Ne tarafa çevirdin göt? Bir taraf kazık fırlatacak diyor. Ben bunu nasıl bileceğim? Bu şey gibi bir şey mi? Dene nereye denk gelirse gibi. Kanlar bu tarafa sıçramış. Bu taraftan o tarafa geliyor yani. Hangi tarafı yapacağız? Ne dersiniz? Gülen mi, ağlayan mı? Bağıran mı, gülen mi? Oğlum kanlardan, manlardan ya da etraftaki yazılardan bilmem nelerden hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey belli etmiyor yani. İyi, güldürelim. Yazıda bari deseydi ben solu deniyorum bilmem. İlla insanlar hani bunu zorla deneyip şey mi yaşasın? Ağlayanmış. Bakayım senin dediğin kan mevzuna bakayım. Eğer öyle bir şey varsa evet bir ipucu vermişlerdir en azından. Ama vermedilerse çok saçma bir şey değil mi ya? Buraya böyle bir tuzak kurmak. Ha, bir puzzle koy çözmeye çalışalım. Amenna da. Anlamsız. Evet. Haklısın. Haklısın. Bu tarafta kan var. Demek ki bu taraf. Oradan bir gidiş var. Buradan hiçbir şey yok, tamam. Hayatta kim gülmüş? Vay amına. Aha. Ya gelme, gelme. Siktir. Dolu ya, tımarhanede ve dolu koridordaysam daha çok korkuyorum, bir şey değil mi? Ya mağarada bu kadar gerilmiyorum. Dolu bir tımarhane koridoru beni daha da rahatsız ediyor. Kesin önümden bir şey çıkacak beni zikmek için. Yolu boşaltın da gebermeyek. Aa, deney bölgesi. Doktor. Doktor, ne oluyor burada? Zamanımız yok. Bunu terse çevirmenin yolunu bulmalıyım eğer onu durduracaksam. Kim? Rubik mi? O da kim? Özür dilerim, bunu bulmak zorundayım. Beni karanlıkta bırakırsan yardımcı olamam.
ve yardıma ihtiyacın var. O, biz bir metot üstünde çalışıyorduk. Nasıl açıklayabilirim? Beyinleri birbirine bağlıyordu. Elektrokimyasal seviyede her şeyi birbirine bağlıyordu. Duygusal, anı olarak, perspektif, her şeyi, direkt olarak. Eşi görmemiş bir şey. Psikolojideki etkisi ve bilinç üzerindeki etkisi. Ciddi misin? Kabus gibi bir şey bu. Mükemmel demedim. Bu kadar berbat bir host üzerinde, evet. Demek ki partnerin psikopattı. Ve biz onun kafasındayız. Hayır. Tam olarak değil. Hepimiz bir seviyede bir destek veriyoruz. Ama aramızda bilinçaltı yerinde olan tek o. Ne istiyor peki? Bir teori ama hepimizi ölü istiyor. Doctor? Doktor? Yeni bir günlük. Ne diyor? Lily'yi onun ilk gününde kreşe bıraktık. Çok cesur bir kız. İyi olacağı benziyor. Mayra, Tanrı onu kutsasın. Mayra'nın zor 3 yılı geçti diyor bu süreçte. Bir bebek yetiştirmek ve tam zamanlı bir işe sahip olmak. Artık bu hak ettiği bir molaydı onun için. Moladan kastım ise KCPD'ye, yani polis departmanına geri gelmek. Kayıp insanlar bürosuna atanmış. Görünüşe göre kaybolan insan sayısında bir artış var. Eğer bunun şeyine, köküne inmezsek araştıracak insan kalmayacak. Herkes kaybolmuş olacak. Abartıyorum tabii ama Crimson City'de bir şeyler var ve durdurulması gerekiyor. Mayra bunu görmemizi sağlayacak. İşinde o kadar iyi ki tekrardan geri dönmüş olmasına çok seviniyorum demiş. Karısı için. Ananın örekesi. Bu ne anasını satayım? Bu ne birader? Ya bak. Oyunda bazı şeyler gerçekten çok sinir edici. Ve yine onlardan birine tanık oluyoruz. Şöyle bir koridor koyuyorsun. Eyvallah da kamera açısını öyle yaparsan ben nasıl görebilirim nerede kapı var, nerede yok? Ya bu nasıl bir mallık? Şu hale bak, son saniyede çıkan kapılar mapılar var. O kadar kapıyı yıktı ve sonuncuyu kapattığımızda gelemedim herif. Aha. Ha siktir ya. Bir Rubik eksikti. Hangi oyunu oynayacağım? İkincisini oynarım. İkincisini de merak ettim. 8. bölüm bayağı kısaymış bu sırada. 6 bölüm kaldı. Bu hızla gidersek dediğim gibi 2 gün, 3 güne biter.
Dedektif Castellanos. Was that someone else's? Başka birinin anısı mıydı bu? Ya abim de öyle dedi. İkincisi de efsanedir o oyunun diye. O yüzden ikincisini deneyeceğim. Uykunuzda sayıklıyordunuz. Kötü bir rüya mı görüyordunuz? Allah'ım, resmen tımarhane yani. Gerçekten köküne kadar tımarhane ya. O yoldan değil, hayır, hayır. Please refrain from agitating the others. Lütfen diğerlerini sinirlendirmeyin. Ya şu elimdeki lambayı şu kadının kafasına patlatamıyorum. Hiç iyi gözükmüyorsunuz. Harbi tımarhanedeyiz birader ya. Vallahi. Hangisini açayım ki? Şurayı açalım bakalım ne çıkacak. Ha, çıka çıka bu çıktı. Mermi çıksa zaten dans edeceğiz. Anasını satayım. Allah korusun. Mermi verseniz götünüze girer. Ney? Beyin tarafına en son Rubik vardı. Şu an geçemiyor muyuz oraya? ...15.000 toplamışız be. Wow. Ne verelim? Daha çok koşu mu? Mermi için daha çok... ...gerek var mı ya? Bence harpunu fullleyelim ve... ...bir boka yarar hale gelsin. Çünkü iki tane parttan yapıyorum. 50.000 istiyor. Ebenin. 50.000 ne birader? 50.000 ne ya? Meleği zaten hiç kasmıyorum. Siktir et, bir boka yaradığı da yok. Şu pistola kritik kasalım çünkü pistol çok zayıf. Belki kritik kasarsak daha da bir şey olur, etkisi olur. Daha sonra belki biraz da demo çıkarız. Pistol şu an vuruyor ama bir boka yaramıyor. Belki kritik tek seferde almamıza yarar falan. Buradaki ayna gitmiş. Enteresan şeyler oluyor. Neyse şuraya bir save at. Anılar çok kaçak şeyler. Başkaları tarafından daha iyi bilinebilir değeri. O yüzden el üstünde tutulmalı. Allah Allah. Beyin bırakmadığınız anasını satayım. Bir dakika, nerede çalıyordu müzik? Jump scare eksikti. Bu çiçek tarlasında ne oldu ki ya? Resimler son derece rahatsız edici değil mi bu sırada? Sen ne yapıyorsun? Hayalet görmüş gibisiniz. Görmedik mi amına koyayım? Görmedik mi birader? Jump scare yapmasaydıydı. Bak buraya kadar hiç jump scare yapmadı ve şu noktada jump scare yapmaya başlamış olması çok rahatsız edici. Hayır, oradan değil. O yoldan değil. Evet ya, bu oyun resmen migren katili.
Zaten şey epilepsi uyarısı falan yapıyor oyunun başında. O şey uyarı var da. Ya kardeşim uyarı yapıyorsun. Onun yerine şeyi kaldır. Ani parlamaları kaldır anasını satayım. Daha kolay değil mi yani? Jumpscare yapmana gerek yok. Migrenimi kaldırma yeter. İyi bir şeyler bulabildik. Part 1 var. Tamam. Epilepsim yok ama bu oyunu oynarsam olacak. Benim migrenim tetiklendi dün gece ya. Yani iki tane ağrı kesiciyle duruyorum şu an. Oyun fena migren tetikliyor. Beyaz ışığın bir anda parlayıp vurması hoş bir şey değil. Yine bir sesler geliyor ama deriz. Mermi yine yok. Şaşırdık mı? Bir dakika, bu evi bir yerde görmüştüm. Buraya gelmemiştim ama. Resmi şeydeydi. O... Onlar buraya nasıl geldi? Yok mu etrafta mermi falan ya? Kim evinin bahçesinde mermi bulundurmaz? Lootlarım aga. Hiç acımam. Normalde hiç böyle loot mut kovalayan insan değilimdir ama oyun bana mermi vermiyor. O yüzden gerekirse hani karakterin götünün içine dalar, o mermiyi bulmaya çalışırım. Bu arada migren gözyaşı çok güzel elde ediyor ne lan? O ne demek oğlum? Ha, direkt bunun içinden geçiyormuşuz. Ya sırf insanlar dolaşsın ama bir bok çıkmasın diye mi yaptınız birader? Ha, biraz şikayet edince her şeyin çözümü biraz şikayet. De ne kadar cimri veriyor. Bir pompalı mermisi, bir part. Ulan cimrilikten öleceksiniz be. Neyse girek. Hey. Hey. Stop, durun. Çüş anasını satayım. Girdikleri kapıya bak. Evet, şimdi bu kadar mermi vermiş olmasının, şırınga vermiş olmasının götümüzden kan alacak olan kısmına ilerliyoruz. Şimdi ne var? Ne yok ki birader, ne yok ki. Şuraya girelim. Ayna var gibi. Şu anılar beni daha çok şey yapıyor. Trajik yangın çocuğu öldürdü. Dadı. Ha, hem dadıyı hem çocuğu öldürdü. Anlamında söylemiş Crimson'da. İtfaiyenin hızlı gelmesine ve en iyi çabasına rağmen hızlı yayılan bir ev yangını küçük bir kızın ve onun bakıcısının hayatını aldı. Dün Park Ridge'de, Crimson City'nin yakınında. Lily Castellanos, 5 yaşında ve bakıcısı Juanita Flores, 56 yaşında kaçamadılar ve duman ve alevin hızlı yükselmesinden hızlıca yutuldular. Lily'nin ailesi, ikisi de dedektif. Oraya hızlıca gittiler ama kızlarını kurtarmak için çok geçti. Siktir ya. Bu yangın sonunda itfaiye tarafından sonlandırıldı. Birkaç saat yandıktan sonra ama ev tamamen yok olmuştu. Yangının sebebi hala araştırma şeyinde
Ama bakılırsa elektrik kablosundan dolayı kaynaklandığı yazıyor. Aleykümselam. Kızı ölmüş. 5 yaşındayken kızı ölmüş. Adamın ben karısını falan da merak ediyorum. Biliyordum. Yeşil jelini kullanman gerekmiyor mu sence? Neyse buraya yeniden ayna açılmış. 2600. Boş ver. Güzel. O ne? Heykelin altında. Yukarıda ne var? Yani bir sürü yol var. Şu an açık kapı burası. Burayı bir deneyelim. Biraz gerilimli ama. Yemek masasının notuymuş bu. sonunda yolun nasıl olduğunu anladım. Yeni bir dünyaya açılan portal. Detaylar orada işte. Hep burnumun ucundaymış. Bu ana kadar fark etmemiş olmam beni şaşırttı. İnsanın psikolojisinin derinlerine inmek, onu yok etmek ve bir özgürlük sağlamak çok basitmiş. Şimdi onu bulduğuma göre ne yapacağımı, önümde ne yol olduğunu görebiliyorum. Yapabileceğim başka bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Her şeyi çözdüğümü düşünüyorum. Kaybettiğim her şeyi. Ama kaynağa ihtiyacım var. Jimenez. That kretin dediği, hani kretin ne demek bilmiyorum. İyi bir şey değil. Adama kretin demiş. Sıfat bu. Sonunda parasının hak edecek diyor. Artık kretin ne demekse. Bizde kapı kültürü böyle birader. Ben yeni de ekran kapatmak zorunda bıraktım. Ya ben şöyle söyleyeyim, benim ana ekran, şu an oyunu oynadığım ekranda mavi ışık şeyi var. Teknolojisi açık. Yani renkler daha mavi ve mavi tonlarında. Ki gözümü rahatlatıyor bu, yorulmasını engelliyor gözümün büyük oranda. Ona rağmen çok parlak. Aşırı parlak. Ananın örekesi. Gelme lan. Burada neyimiz var? Öleceğiz galiba. Ben götüm dönük ölmek istiyorum ya.